Oh. Herkese merhabalar. Ah, demek eve erken, geldin. Sana bir sürprizim var. Önce sen söyle. Hayır, sen söyle hayatım. Yok yok, sen söyle. Yok yok, sen söyle. Benimki çok uzun. Peki, söylüyorum. Ben hamileyim. Bir bebeğimiz olacak sandım. Ne sen ciddi misin? Evet, bu harika bir haber değil mi? Canım benim, bu kadar sevineceğini bilseydim alıştıra alıştıra söylerdim. biriniz bir şey söylesenize. Ben ne diyeceğim bilemiyorum hayatım, bilemiyorum. Ben de. Oh. Böyle olduğu için çok üzgünüm hayatım. Üzülme tatlım. Sen en doğru olanı yaptın. Kimse benim kocama beceriksiz diyemez. Yani tam bir bebeğimiz olacakken işsiz kaldım. Keşke ben de birçok insan gibi patronumun hakaretlerine katlanıp aldırış etmeseydim. Daha iyi olurdu. En azından bir işim var diye sevinseydim. Oo. Oh canım benim. Ama sen o zaman benim aşık olduğum Sadık olmazdın. Ya of, bu kadar sıkma canını. Her şeyin bir çaresi bulunur. Bak, bir süre kafeden kazandıklarımızla idare ederiz ha? Hayır, hayır. Sen hamileyken kesinlikle senin çalışmana izin veremem. Tatlım, daha bebeğimizin doğmasına çok var. Hem ben evde sıkılırım, oturamam. Biliyor musun Betiş? Senin gibi bir eşim olduğu için her geçen gün çok daha mutlu oluyorum. Sen hem iyi günümde hem kötü günümde hep yanımdasın hayatım. Sonsuza kadar canım, sonsuza. Firuze. Efendim Sadık Bey? Hani çocuklar bugün aşı oluyordu. Eve erken gelmeyecekler miydi? Zaten evdeler Sadık Bey. Aa. Evdeler mi? Sakın şu iş meselesini... Onlara söylemeyelim Firuze. Derslerini etkiler. Ya çok üzülürler sonra. Merak etmeyin. Sadık Bey beni sizden önce tembihledi. Çocuklara bir şey söylemeyeceğim. Hadi şekerim. En azından şu iyi haberi verelim çocuklara. Hadi verelim. Hadi. Siz onları esas bu haberi duyunca gör. Bu? Hayatım, ben sana çocukların bu haberi ne kadar çok sevineceklerini söylememiş miydim? Ay evet, nasıl da mutlu ya. Oldular ama. Kardeşimiz olacakmışmış. O kadar da engellemeye çalışmıştık. Ne zaman yalnız kaldılar da oldu? Hiç anlamadım vallahi. Bir de sevindiniz mi diye soruyorlar. Abi, dikkatini çekti mi? Bana baban pek mutlu değil gibi geldi. Aman, onun her zamanki hali. Yüzü doğuştan öyle. Sanki hem geliyor hem ağlıyor. Ya keşke gerçeği söyleseydik. Niye kolumu cimcikledin? Sevinmiş gibi yapacağımıza biz kardeşimizin olmasını istemiyoruz deseydik. Deli misin? En iyi taktiği uyguladık. Bu taktik sayesinde babam en çok bizi mi seviyor? Yoksa doğacak kardeşimizi mi sevecek? Böyle daha iyi anlarız. Nasıl yani? Akşam yemeğinde aşı bazam isterken görürsün. Eğer kabul ederse en çok bizi seviyor demektir. Yetmezse? Size yeni kardeş gelecek. Harcamalarımız artacak. Çok masrafımız olacak. Ne oluyor bir sürü aşınıza idare edin derse... demek ki o bizden daha değerli. O zaman ona bir çift lafımız olacak. Nereden biliyorsun öyle diyeceğini? Sen doğacağın zaman uzaktan kumandaya tren istemiştim. Yine öyle söylemişti de ondan. Haftalığımızın isteyeceğimi anladı. Kesin ondan böyle davranıyor. Ben de sor artık. Ne bekliyorsun? Yemeğini yemesin. Sonra boğazında kalıyor. Ama yemiyor işte. Tatlım, hadi yemeğini yesene. Bak soğutuyorsun. Peki hayatım. İyiyim. Baba, sana bir şey soracağım. Sor canım. Haftalığımı zam istiyorum. Ne? Anlamadım. Cem haftalığına... Zam istedim. Cem, şimdi bak, Cem, Ceren,
Biliyorsunuz bir kardeşiniz doğacak. Yani ailemize yeni biri katılıyor. Onun doktor masrafları, diğer harcamalarımız filan. Anladınız değil mi çocuklar? Yani nasıl diyeyim, hani diyorum ki bebek aramıza katılana kadar şimdiki harçlıklarınızı da idare edebilir misiniz acaba? Anladım baba, anladım. Açıklamana gerek yok. Daha kardeşimiz doğmadan pabucumuz dama atıldı. Ceren doğmadan önce de böyle olmuştu. Hatırlatırım. Ve babamıza sorduğumuz şeylere sen cevap verme üvey anne. Dur hayatım dur. Ben onlarla konuşurum. Kapat. Çocuklar, girebilir miyim? Hayır. Cem, Ceren. Hadi çocuklar açın kapıyı da konuşalım lütfen. Konuşacak bir şey yok baba. Her şeyin farkındayız. Kardeşimizi bizden daha çok seveceksin. Betüş'ü bile bizden daha çok seviyorsun. Çocuklar yapmayın lütfen. Bakın hem Betüş'e hem de doğacak olan kardeşinize haksızlık ediyorsunuz. Hiçbir şey sandığınız gibi değil. Ama duyunca yaptıklarınıza çok üzüleceksiniz çocuklar. Boşuna konuşma baba. Sabah okula gideceğiz. Bırak da uyuyalım. Peki, tamam. Madem öğrenmek istiyorsunuz... Şşş, sakın Sadık. Bırak da şimdilik kardeşlerine ve bana kızsınlar. Ama sakın onlara işsiz kaldığını söyleme. Yani hangisi onları daha çok üzer bilemiyorum. Daha önce hiç anne olmadım. Ama sanıyorum bu durumu daha çabuk kabullenirler. Bak, onlar daha çok küçük. Babaları onlar için eve bakan, para kazanan, her türlü sorunu halleden bir kahraman. Her şey hallolana kadar bu kahramanı koruyalım. Babam niye sustu ki? Ben de anlamadım. Galiba gitti. Of, of. Abi, sence babamı çok mu üzdük? Bilmiyorum. Ya, öyle bakma. Ben de babama böyle davrandığımız için çok üzüldüm. Ama bu defa biz pes etmeyelim. Tamam mı kardeşim? Tamam. O benim sihirli annem.